biraz ağrım vardı ama yapıldı ve hafifledi gibi sanki. Bence sancı yok da heyecan var. Heyecan çok var mı? Yaptık diğer. Tamam, gününde geldi planlı. Sezaryen gibi olmuş. Evet evet, sezaryen gibi oldu. Biz, babamız biraz planlıdır. Benim ağrım çok yakınmış ya. Çok heyecanlıyız. Valla öyle çok değişik bir şey varmış. Rahatladık, rahatladık. Rahatladık, rahatladık. Ben de rahatladım. Gerçekten çoğu konuşuyorlar ya, doğruymuş yani. Evet. Bu da ebemiz. Özelliğini de söylersen. Özelliği? Doğurtuyor. Teyzemiz artı ebemiz artı. Şurada da her şey geleceğiz. Kartal duruş yapacaksın ama böyle olmaz. Duygularınızı alırsa mı? Kendi yeğeninizin doğumunda bulunmak şu an. Çok heyecanlıyım. Yani kendi doğumunda herhalde bu kadar heyecanlı olmadı. Değil mi? O zaman bir şey anlamamıştım. Doğum günü. Doğum günü bir tane. Ooo çok güzel. Esin da yeğen. Aynı günde de olacağız. Birlikte kutlayacağız, yapacağız. İnşallah. Settiğimiz anda basın az oldu, çok oldu değil. Çünkü bu bastıktan bir 10 dakika sonra etin gidecek. Az önceki gibi, ilk yaptığım gibi. Böyle başladım. Bulutcuğum aşkım, ilk yeğenim. Şu an seni bekliyorum. Annen içeride sancı çekiyor. Onunla birlikte biz de aynı şekilde. Şu an 20 Kasım saat kaç bilmiyorum. 13.44. Kaputusunu ben yaptım. Emek emek. Silikondan ellerim yandı. Seni heyecanla bekliyoruz. Şu an karnımda da kardeşim var bu arada. O da çok heyecanlı. Sabahtan beri tekmeliyor. O da inşallah sağlıkla gelecek 4 ay sonra yanına. Senin için ben çok ama çok seviyorum. Çok heyecanlıyız. Ağlamamak için kendimi çok zor tutuyorum. Ama büyük ihtimal doğduğunda daha doğmadım henüz. Çok ağlayacağız. Sen bizim yeğenimsin. İlk göz ağrım olacaksın. Her zaman farklı olacaksın. Ve seni çok ama çok seveceğim her zaman. Seni heyecanla bekliyoruz. Bana değil, o tarafa. Çek, 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 çek. Özgür, çok güzel, çok güzel. Kanlı kanlı dokunmak istiyorsan dokun. Dokun, dokun bir tane. Çok güzel. Bebek senin istediğini yap. Çok güzel, çok güzel. Bayağı saçtı. Evet, saçtı. Hanım, yardım versin. Bir şey.
990 maşallah. Acaba, acaba. Büyüdüğü zaman öpüyorum, çok öpüyorum. Topluma faydalı, iyi bir insan olacağına inanıyorum. Planlı, programlı, her şekilde ailesini mutlu edecek, kendisi de mutlu bir birey olarak hayatına devam edeceğine inanıyorum. Canım benim, hoş geldin hayatımıza, ailemize. Seni gördüm, çok heyecanlandım. Çok güzel bir delikanlı olacaksın bence, ismine yakışan gibi özgür ol, sağlıklı ol, mutlu ol. Her zaman iyi bir evlat ol, baban gibi. babana ben hep bana iyi bir evlat olduğun için teşekkür ettim her zaman. Umarım o da sana teşekkür edecektir. Seni çok seveceğim ben, delikanlım. Seninle çok maceralarımız olacak. Öpüyorum seni. Çok güzel. Hoş geldin aramıza diyeyim. Onu çok seviyoruz ailece. Bekliyorduk, uzun yoldan geldi. Hoş geldin. Mutlu olsun hep. Yüzü gülsün, şansı bahtı açık olsun. Seviyorum. Başka bir şey diyemeyeceğim. Bizim de 42 yaşında olacağım. 15. Pek değişmeyeceğim yani. Hani tanıyacaksın hemen zaten. Vallahi çok zorladım bizi, çok heyecanlandım. Hani büyük ihtimal o yaşlarda çok... Şu an Beşiktaş maçı bile izliyor olabiliriz. Yani çok böyle bekledik seni, yalan değil. Çok seviyoruz seni. Yani bir tokat atacağım sana Özge için. Onu da şimdiden söyleyeyim yani. Valla şu an ben de 22 yaşındayım. 15 sene sonra 37 yaşında olacağım. Eminim harika bir dayı olacağım sana. Yani... Detaya girmeyin. Gerçek dayı olmasa detaya girmeyin. Neyse, senin hakkında planlarımız var yani. İkimiz çok büyük planlarımız var. Hesapladık yani olayları. Ben 37 yaşında, sen 15 yaşında. Zaten 20'li yaşlara geldiğinde muhtemelen artık babam bile tutamaz seni. Bir Kıbrıs'a tak mı? Bir Kıbrıs'tan öteye gidebiliriz. Hoş geldin. Hoş geldin. Umarım 15 sene sonra bu videoyu da seyrettiğinde hepimiz sağlıklı ve sıhhatli birlikte günler geçiririz inşallah. Oğlum hoş geldin. Öncelikle yaptığımız anlaşmaya uyduğun için sana teşekkür ediyorum. Anneni çok üzmediğin için. Ben de anlaşmanın bana düşen kısmını yapacağım. Yani 9 aydır seni bekliyoruz. 9 aydır bu konuşmayı düşünüyorum, kurguluyorum. Ama şu an hani gelip de bunu yapamıyor olmak gerçekten çok değişik bir şey. Seni çok seveceğim. Sana şimdiden teşekkür ediyorum. Annemin babamın bana baktığı gibi benim sana bakabilmemi sağlayacağın için. Yani şu an çok konuşmak zor. Sanırım sen de aynı duruma geldiğinde beni anlayacaksın. Gitti değil mi? Stresim tamam. Gitti ve rahatladım. Yeniden doğmuş gibi oldum Özge gibi. Özge de öyle diyor çünkü. Ne kadar rahatladım diyor. Yeniden doğmuş gibi oldum diyor. Bu gibi ben de çok rahatladım. Ne öğüt dersiniz yeğeninize? Onurlarım. Valla şu anda hiçbir şey hatırlıyorum. Boş. Şu anda hiçbir şey. Ben çocuğu doğurdum. Çok mutluyum. Evet, rahatladım. Anne de iyi, bebek de iyi, ben rahatım. Ama onlar da bir problem olsaydım huzursuz olurdum. Birlikte öpeyeceğiz seneye. Tam 15 yıl sonra kaç yaşında olacaksın? Ay yok, 20 yaşında olacağım. Ne yapacaksın sen benim kaç yaşında olacaksın? 15 yıl sonra... Altını kavramı tüm yoruldu ama ya. Bayağı iyi yaşlar. Çok güzel olmuş gibi. Çıkardım. Başardım. Başardım.
beğendiniz mi? Ben mesela ne yapacak acaba? Hiç beğenmedim. Ne yiyelim hayatım? Ne oldu ki? Aynı gibiyim ya. Oğlum doktor geldi baktı. Çok sert. Çok sert deyip gitti. Ayak yemeyeyim diye gitti. Güzel çekim bakıyorsun. Ay çok güzel. Çok doğal. Bir meleksin şu an. Evet günahlarından reset. Şu an reset. Aynen öyle. Cennet ayaklarının altında. Bütün vücut komple. Evet. Şu an ağrım. Şu masayı bir açalım teyze. Nasıl bebek? Çok tatlı mı? Ben çok garip, bakamadım. Saçlı bir de geri de geldi. Harika bir şey. Valla. Ooo. High above the chimney top that's where. Böyle tatlı bir aileye, böyle tatlı bir bebek dünyaya getirdiğiniz için çok mutluyuz. Umduğumuzdan biraz büyük geldi ama. Buradan söylüyorum, annen iç yüzümü, çünkü bizi iç yüzmüyor. Gerçekten çok tatlı oldu. Tebrik ediyorum. Görüşürüz. Evet, ben hakikaten ben bu kadar yani biliyordum duygulanacağımı ama böyle öngörerek ağlayacağımı Mars'ta da ben öyle olacağım işte. Tahmin etmiyordum. Şimdi kullandım. Böyle hani olur ya böyle gördüğün birine böyle çok kanın ısınır böyle şey olursun. Öyle oldum yani. Böyle şey. Ben direkt böyle kendi çocuğum gibi yani. İlk defa seninle ailenden bir aynen aynen. Değil mi? İlk yeğenim zaten. Evet. Sonra çok acayip bir durum. Çok acayip hakikaten. Gözyaşlarımızı tutamadık. Onları çekebildiniz mi? Ha, siz zaten içerideydiniz. Onları yani Kerem'in ağlayışı falan, biz Kerem'le sarıldık, ağladık. Ondan sonra Özgür'le sarıldık, ağladık. Ay canlarım. Ondan sonra biz çok durumlandık. Ben bayağı çıkıra çıkıra ağladım yani. Bu arada kapının önünde Kerem'le ben vardım. Ondan sonra ilk ağlamasını biz duyduk. Evet. Ondan sonra hadi evet. Ay salak ya. Çığlık atıyordu ya. High above the chimney top, that's where